Şimdi o misali arz ediyorum. İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda çok ünlü İslam alimlerinin adı geçiyor. Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Abdullah İbni Mübarek. Mübarek'in oğlu Abdullah diye geçiyor. Büyük bir fıkıh alimi. Müstedrek kitabında şunu şöyle anlatıyor. Bizzat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Hac yolculuğu. Hacı bitirmiş dönüyor. Yolda akşama yakın yolda bir karaltı. Karaltı. Hani ne çok karanlık ne çok aydınlık. Bir karaltı gördüm diyor. Yolda bir karaltı gördüm. Yaklaştım. Baktım ki ihtiyar bir kadın. Dikkatinizi rica ediyorum. Sırtında yünden bir elbise, başında da yünden bir örtü. Yaşlı bir kadın. Yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Yaşlı kadınlara selam kolay rahat verilir. Benim selamımı işitti. Ancak ve aleykümüsselam demedi diyor. Hani selamın alınış şekli belli. Demedi. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin suresinden bir ayet okuyarak mukabele etti. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Hepiniz biliyorsunuz. Buralarda ne arıyorsun dedim. Tek başına yaşlı bir kadın ne arıyorsun buralarda dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladım ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu. Yani kafileyi kaçırmış. Yolunu kaybetmiş. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin birinci ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki mescidi haramdan alıp Kudüs'teki mescidi aksaya götürdüğü ayet kelimesi var ya, bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Ayetle cevap veriyor. Kaç gündür buralardasın dedim. Kaç gündür buralarda yapayalnız duruyorsun, bulunuyorsun diye sordum. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Selase leyalin seviyya. Tam 3 gündür buralardayım dedi diyor. Ayet de öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şeyin var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şuara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezî hüve yut'imunî ve yeskînî. Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki diyor, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki neyle abdest al? Hadi yemek içmek için tamam. Neyle abdest alıyorsun? Yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa neyle abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin 6. ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Suyu bulamadığınız zaman toprakta teyemmüm edin ayetini okudu diyor. Anladın ki teyemmümlüymüş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var. Sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayetini okudu. Sümmetin musiyame ilerleyil. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladın ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil, bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَفَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu.
Allah için nafile oruç tutarsan mükafatını Allah verir ayetini okudu. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Hani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, ayet, ayet? Benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuyarak cevap verdi. Ayyâzu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîm. İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler zapta geçiriyor. Allah Allah. Kimin nesisin? Kimlerdensin? Kimin nesisin diye sordum. İsra suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَيْتَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bizi hesaba çekecek dedi diyor. Seni hala haber etmeyen şeyin peşine düşme. Ayetle. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La teslime aleykümül yevm, yagfirullahu lekum ve hu erhamur rahimin. Benim Rabbim erhamur rahimindir, seni azarlayacak değilim, Allah seni affeder dedi diyor. Ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor, böyle ha konuşuyorlar. Seni kafileme, deveme bindirip kafileye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ. Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir, mükafatını verir. Anladım ki diye gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına. Yaklaştı binmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kullil müminine yaguddu min ebsarihim ve yahfazu furucehum. Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Ayet okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Dinerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birdenbire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudu. Deveyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbn-i Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum, hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Hu hu filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksıd fi meşşik vagdud min savtik inne enkerel esvati le savtul hamir. Ayet. Vaksıd fi meşik, yürümeni mutedil yap, ortalama yürü, mutedil yürü, güzel yürü. Vagdud min savtik, sesini kıs, öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, ses çıkartma. İnni enkere lesuat ile savtul hamir, seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet bu. Öyle utandım ki diyor bana, niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elimi kulağıma attım, şiir okumaya başladım diyor. Abdullah İbn Mübarek. Hemen diyor kadın Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. Fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen ikaz etti diyor. Sana çok hayır verilmiş. Ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın, sana çok Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer suresi 9. ayet okudu. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ancak akıl sahipleri bunun farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra ezan okundu mu? Toparlıyorum ben ezan. Bu çok uzun bu. Saatlerce süren bu. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor. Alim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış.
biraz diyor yol aldıktan sonra kocan var mı, senin kocan mocan var mı dedim diyor. Birdenbire diyor, birdenbire Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyae in tübdelekum tesüküm. Ey müminler, üzerinize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez. Ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik. Kafileye yetiştik diyor. Kavuşturdum, yetiştik. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehif suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel belune zinetul hayati dünya. Mal ve çocuklar, oğul, oğullar, çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafilede çocukları var diyor. Ayetle. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar, kafilede niçin bulunuyorlar diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. وَهَلَامَاتْ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ وَبِنْ نَجْمِ, necim yıldız demek. وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladın ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Hep ayet. Devam ediyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Adları ne diye sordum diyor. Ayet okuyarak hepsine cevap verdi. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا ayetini okudu. Anladın ki oğlunun biri İbrahim diyor. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا ayetini okudu. Anladın ki öbür oğlun adı da Musa diyor. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve ayetini okudu. Anladım ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet. Bu sefer isimlerini de böylece ifade edince diye ben çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Üç delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel insanlar görmedim diyor. Oturdular diyor. Annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor. Hepimiz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Ne yaparsa ayet. Şu ayet okumuş. Çok ilginç. Kehif suresinin 19. ayetini. فَبْعَسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا فَلْيَعْتِكُمْ بِرِزْكٍ مِنْهُ Ayetin manası şu. فَبْعَسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Şu parayı alsın biriniz, şehire gitsin. Şu parayı alsın, içinizden birisi şehire gitsin. فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا Yiyecek şeylere baksın, hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse فَلْيَتِكُمْ getirsin bir rızkın rızkı minhu. O çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısmarlamak duasıyla, gayretiyle çırpınıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu. Ve yiyecek getirdiler, getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi, önümüze koydu. Annelerinin, benim, hepimizin önümüze koydu diyor. Bunun üzerine kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hakka suresi 29. ayet. Külü veşrebu heniyen bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Ayetler. Külü yiyin, veşrebu için heniyen, helal olsun, afiyet olsun. Bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yiyin ayetini okudu diyor. Yemek teklif ediyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayetle cevap veriyor. Bunun sebebini söylemeden vallahi lokma yemem dedim diyor.
Onlar dediler ki diyor, vallahi annemiz 40 senedir ne evde, ne köyde, ne bizim yanımızda, ne hiçbir yerde 40 senedir Kur'an'dan, ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor, günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla Kur'an'dan başka bir şey konuşmuyor dediler diyor. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. Hâzâ fadlullah yürtîhî men yaşâ. Bu ne üstünlük, bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatını da Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı yaşama, Kur'an'ı okumak ne kadar mühimse vallahi yaşamak o kadar daha mühim. Ondan çok daha mühim. Bakın şu ihtiyar kadının haline. Allah cümlemizi Kur'an'a göre düzenlenmeyi, Kur'an'a göre Kur'an'a indeksli olmayı, Kur'an ekseninde yaşamayı, Kur'an çizgisinde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin.